Şimdi öğretim metinlerinde ne yapıyorduk Büşra? Önce bir kere öğretim metinlerinde ilk böyle anlattığımız gibi ne vardı? Genel Genelde hep zargar. anlatıyoruz. Ne dedik? Cumhuriyet Edebiyatı'nda öğretim metinleri Var, işlerken evet. bilgi verme amacı olduğunu Var, unutmuyoruz. Dilin kesinlikle. göndergesel işlevde olduğunu unutmuyoruz. Dilin sade olduğunu hiç Unutmuyoruz. unutmuyoruz. Ve bazı konular var ki hiç vazgeçmedi Cumhuriyet Edebiyatı öğretim metincileri. Evet, Neydi onlar? mimarlar, Batı, Doğu Doğu Batı. Batı çatışması işlediler. Batıyı Evet, seçtiler. diler. Eski yeni çatışması işlediler. Yeni Yeniyi seçtiler. seçtiler. Neydi o başka? Ağır dil, süslü da, dili Bıraktılar. bıraktılar. Sade Hukuk dili seçtiler. kullandılar gibi. Bunların hepsini bunlar Atatürk ilke ve inkılaplarını İnkılapları. sıkça işlediler. Evet. Bunlar için de geçer. Bunları tekrar her seferinde her bir yazar ve şair için işlemiyoruz. Zaten genel özellikler bilmek Tamam. Biz ne gerekiyor. yapıyoruz? Ayrıca öz ekleyelim. Evet. Hadi devam edelim bakalım. Cumhuriyet Bey öğretim metinlerinde önemli diğer kişiler Kimmiş? kimlermiş? Evet. Fali Rıfkı Atay arkadaşlar. Fali Rıfkı Atay çok önemliydi. Değil mi Büşra'cığım? Evet. Niye onu aldık? Çünkü Atatürk'e yakın olduğu için bunu bilmemiz gerekiyor. Çok önemli. Çünkü Atay zaten soyadını sanki Evet, oradan almış Ata gibi. Atatürk Evet. falan buradan bir bağdaş Doğru doğru kurabiliriz. rahat ol. Evet, Cumhuriyet Edebiyatı'nda sevgili arkadaşlar. Fıkra, sohbet, anı ve gezi yazarı olarak bakın çok yönlü gibi. Değil mi? Evet. Şu ana kadar hiçbir adamı böyle görmedik. Aynen. Fıkra'da, sohbette, anıda ve gezi yazarında bilinen bir adam. Duydun mu? Evet. Ya Fıkra'da mesela tek başına Ahmet Haşim, Ahmet Rasim önemli. Aynen ama Faik Sohbette Gatay'da pek Şevket var. Radon muydu o mesela? Evet. Neyse fazla değil mi? Gezi yazarı mesela başka birileri. Ama ne Evet. yapıyoruz? Bak fıkra, sohbet, anı ve gezi yazarı olarak bilinen sevgili arkadaşlar bir lakap daha. Fark atan bir bilgi daha var. Modern Evliya Çelebi denir Fali Rıfkı Atay'a. Değil mi? Ne demiştik? Her bir şair ya da yazarımızın neyini bilmemiz gerekiyor? Lakabı varsa bilelim. Evet, ÖSYM kesinlikle. bunları önemsiyor. Ben de önemsiyorum. Soru bankalarında da değil mi? Genelde Çıkıyor çıkıyor yani, mu? kesinlikle Evet. çıkıyor. Türkçenin inceliklerini çok iyi kullanan yazar, Atatürk ve inkılaplarını sıkça işlemiştir. O yüzden de bu önemli dedik. Evet. Yeni Türkçemizin kullanılması ve yerleşmesi aşamasına çok emeği geçmiş önemli bir yazarımızdır. Hatta ikinci bir önemli özelliği olarak da Türkiye Türkçesinin üstadı Üstadı. diye de birçok kaynak size bunu sorabilecektir diyoruz. Faruk Atay ile ilgili az önceki 5 madde Evet, onlar etti bu geçerli madde. zaten. 8 madde yeter. Şimdi Kesinlikle. bakalım eserleri. Örneğin Anı. anılarında. Çankaya. Çankaya'da Atatürk'ü ve hatıralarını anlatıyordu. Anlatıyordu, evet. Kurtuluş Savaşı bir Zeytin Dağı. De. Çok önemli. Hele hele sevgili arkadaşlar bu seneki veya bir sonraki senede hatta her sınavda en önemli kitaplardan biri Kutul Amara diye hani bu Arapların İngilizlerle birlikte bir daha doğrusu bize hani tarihte arkadan vurduğu falan düşündüğümüz bir Evet. olay var ya tarih olarak. Onun. Bugünlerde hatta resmi tatil olduğu için Kutul Amara'nın da geçtiği yani Faruk Atay'ın o Kurtuluş Savaşı dönemi anılarını anlattığı eser Zeytin Dağı çok önemli ve soru beklediğim bir eser. O yüzden buraya işaret Bilmek koyuyorum. gerek. Ateş ve Güneş yine çok önemli anısı. Atatürk'ün bana Bilmemiz anlattıkları gerek. babanız Atatürk şeklinde ne yapıyoruz? Önemli anıları. Gezi Evet. yazarını hatırlıyor musun Büşra'cığım? Evet. Bizim Akdeniz, Deniz Aşırı, Taymız Kıyıları, Tuna Kıyıları, Kaybolmuş Makedonya, Çok çıkıyor. Evet. Moskova, Roma, Hint, Gezerek Gördüklerim ve Yolcu Değil Defterim. mi? Böyle bir hikayelendirme Evet. yaptı. Bizim Akdeniz, hop Taymız kıyıları, Tuna kıyıları, hop böyle hikayelendirme yaparak da Aynen. Bir arkadaşlar de akıllarını isimler falan tutabilirler. Makedonya, Romanya, Hint Evet. falan Sonra romanı gelebilir. varmış, roman diye. Roman, evet. Evet. Fıkrası var. Pazar Zaten pazar konuşmaları. konuşmalı eski saat Evet. önemli. Fuali Rıfkı Atay Atay. çok önemli diyoruz. Hele hele Zeytin De. Dağı'nı unutmamalarını arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Evet. Evet. Salah bir sel. Peki. Salah bir sel. Ötekini diyemiyoruz. Yok. Evet. Hadi bakalım. Denemelerde önce isimlerden olan yazar, şiirin ve edebiyatının kuramlarını koymaya Şimdi çalışmıştır. arkadaşların da dikkatini çekmiştir. İlerleyen zamanda görecekler. Salah bir selin bazı eserini bir bakacaklar. Bazı kaynaklar deneme diyecekler. Bazı kaynaklar günlük diyecekler. Diyecek. Kaynaklar bile karıştırırlar. Neden biliyor musun? Denemelerini günlük Günlük tadında tadında. yazdığı için kaynaklar da diyor ki hem günlük hem deneme sayılabilir. Evet. Ama böyle olabilecek. Eseri hem günlük hem de Hem de. deneme diye adlandırılır. Şöyle diyelim. Salah bir sel hem denemede hem de günlükte Günlükte. öncü bir isim. Tamam. Tam böyle bir adam var. Bunu cebe koyduk. Evet. Keçi Çobanı ve Kuzu Çobanı isimli eseriyle TRT Deneme Ödülünü almıştır. Ödül Ödüller aldıysa kesinlikle unutmuyoruz. önemli diyoruz. Zaten verdik değil mi? Evet. Ayrıca yönlerini verdik. Eserleri sevgili arkadaşlar, Salah Birsel'in eserlerine bakıyoruz. Günlükten alalım. Aydalar Aynen. Günlüğü, Yaşlılık Yaşlılık Günü, Günlüğü. Hacivat Günü, kuşları örtünmek, Nezli Karga, Bay Sessizlik. O kuşları örtünmek.
Nezeli Karga Bay Sesi. Hep bunlar hepsi değil mi? Sorularda çok çıkan. Çıkıyor. Evet, adeta Salah bir seri, hemen hemen bütün eserleri çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Günlükten de zaten aklımıza gelebilir. Tabii onun aynalar günlüğü, yaşlık günlüğü, Hacivat günlüğü, o da problem yok. Adam bakar mısın Hacivat'ın günlüğünü Hacivat'ın yazmış. Günlüğü. Düşün yani. Değil mi? Evet. Denemesi demiştik, çok önemli. Hangi denemesi varmış? Kurutulmuş Felsefe Bahçesi. Oo, ah Beyoğlu, vah Beyoğlu. Ne diyor sonra? Şıngır mıngır. Şıngır mıngır. Şişedeki zence. Şiir ve cinayet. Şiir ve cinayet de çok çıkıyor değil mi? Genelde bu da düşüncelerini zaten her şeyle söylemiş. Sevgili arkadaşlar, bu önemli. Gelelim, çok dikkat etmeniz gereken şiirleri var. Evet. Hacivat'ın karısı, Kikirikname. Değil mi? O da çok çıkıyor sorularda. Haydar Haydar. Hatta şarkı olmuş. Değil mi? Evet. O Haydar Haydar diye. Evet. Salah bir seride. Böylece arkadaşlar ne yapmış olduk? İşlemiş olduk. Önemli yerleriyle, eserleriyle. Evet. Roşen Eşref Günaydın. Biz buna Roşen yazıyorduk. Aklımıza kalsın diye. Evet. Şöyle yapıyorduk değil mi? Çünkü bir röportaj. De mavili sen de çiz oraya. İyice aklımıza kalsın. Evet. Röportaj ismi aklımıza kalsın diye. Roşen. Roşen Eşref Günaydın. Değil mi? Alalım bir şarkı. Mülakat türünün ilk örneğini veren sanatçı, yaşadığı dönemin ünlü sanatçılarıyla yaptığı röportajları Diyorlar Ki isimli eserde toplamıştır. Şimdi aslında bu mülakatla röportaj birbirine benzer türler. Evet. Mülakat uzmanlarla yapılan, röportaj sıradan kişilerle de yapılabilen. Değil mi? Evet. O yüzden bu Diyorlar Ki, yani çok önemli. Edebiyatımızda, Cumhuriyet Edebiyatı'nda mülakat ve röportaj türünün ilk örneği Rüya vardı ya, Ziya Paşa'nın. Onu sayıyorlar batılı anlamda. Ama Cumhuriyet Edebiyatı'nın ilk röportajı birazdan göreceğiz şu. Mustafa Kemal neredeydi? Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat. İlk röportaj örneği. Cumhuriyet Edebiyatı'na verilen ilk mülakat, ilk röportaj örneği. Zaten sevgili arkadaşlar, Ruşen Eşref Günaydın'ın ünü de oradan geliyor. Atatürk'ü Türk ve dünya kamuoyuna siyasi yönü ve değişik yönüyle anlatan bir röportaj olması yönüyle, mülakat olması yönüyle edebiyatımızda önemli bir yazarımız. Ve bunu yine Çanakkale'de Savaşanlar Dedi Ki, Diyorlar Ki önemli iki eseri. Zaten popüler. Anılarını unutmuyoruz. Anılarını alalım. Atatürk Özdeyiş, Atatürk'ün Hastalığı. Sonra Mensur şiiri var. Damla damla, damla. Yine kıyıda köşte kalmış, önemli olduğunu düşündüğüm eserlerden biri diyoruz arkadaşlar. Ruşen Eşref Günaydın'ı unutmadan hop geçiyoruz. Eflatun Cem Güney. Lakabını hatırlıyor musun? Masalcı mı? Dede. Masalcı baba. Masalcı baba. Almışız. İşaret koy lütfen oraya. Evet sevgili arkadaşlar, hemen arkadaşım hatırladı tekrar. Çok taktık bu isimlere, lakaplara değil mi? Masalcı baba. Neden masalcı baba diyoruz? Arkadaşlar, dünya ve Türk destanı, hatta dünya masallarını çevirmiş, Türk masallarını derlemiş ve yeniden kendi özgün masallar yazmış olduğu için. Evet. Değil mi? Nerede şöyle desek, ben buraya eserlerini yazmadım. Neden? Bütün eserleri arkanızda göreceksiniz. Mesela bir varmış, bir yokmuş. Elvay Zaman içinde gibi, böyle isimler bulduğun zaman bu kesinlikle kimindir? Eflatun Cem Güney. Hatta bunun bir ödül aldı, zaten söyleyeceğiz beraber. Folklor çalışma, onu alalım Büşra'cığım. Aynen, folklor. Bu önemli olabilir. Evet, folklor halk kültürü. Evet. Folklor çalışması ünlü masal yazmış ve çevirmiş. Masalcı baba Eflatun Cem Güney'le ilgili mutlaka bu bilgiler sorulur. Ya zaten Eflatun Cem Güney böyle tam bir masal falan, böyle ponçik duruyor. Buradan da aklınıza gelebilir. Ponçik. Evet. Aa, evet. Eflatun Cem Güney. İsmi de öyle değil mi? Aynen diyorsun. Doğru, çok güzel. Unutmuyoruz bunu. Şimdi ne demiştim? Dünya Edebiyatı'nın Anderson kurumu. Ödül almış bak. Evet, o zaman... Dünyada, dünyaca ünlü Anderson kurumu Açıl Sofram Açıl diye eseriyle ödül vermiş. Dolan, evet. Yalnız bu Açıl Sofram Açıl, Açıl Kilidim Açıl, Açıl Susam Açıl diye çok enteresandır. Büşra'cığım, onu bir bilgi olarak verelim mi arkadaşlara? Açıl Sofram Açıl, Eflatun Cem Güney. Açıl Kilidim Açıl, Ercüment Behzat Lav'ın. Açıl Susam Açıl da Fazıl Hüsnü Dağlar Canındır. Evet, o zaman kesinlikle karıştırmıyoruz. Bunu not alıyoruz. Evet, bunları da not alalım diye bir an hatırladım. Onu da arkadaşlar fark olarak verelim. Dede Korkut masalları ile Dünya Türk Edebiyatı ödülü almış. Bu önemli. Ama Açıl Sofram Açım arkadaşlar unutmasınlar. Dediğim gibi az önceki 3 isimli kitaplarını unutmasınlar. 3 kişinin de 3 farklı ismi. İstanbul Radyosu'nda bak şimdi. Bir varmış, bir yokmuş isimli programla üne kavuşmuş. Aynı zamanda böyle bir eseri de var. Aynı zamanda. O zaman şöyle yapalım. Nerede masala benzer, masal kavramıyla ilgili eserler varsa hemen Eflatun Cem Güney'in eserleri de diye düşünelim. Eserleri de buraya boş bıraktık. Arkadaşlar isteklerini yazsınlar. Evet. Diyoruz. Evet, bakalım. Evet. Şevket Süreyya Aydemir. Bunun hatırlıyor musun?
Biraz. Şevket Süreyya'yı buraya niye aldım biliyor musun? Kadro dergisini çıkartmış. Oh, zaten eğer dergi çıkardıysa kesinlikle bu... Kadro, Kadri, Yakup Kadri değil mi? Evet. Önemli mi? Kesinlikle. Cumhur Edebiyatı çünkü dergiler de değil mi? Evet, sorularda dergiler gelebilir. Çok fazla var. Çıkaranlar. Kim ne hangi dergi çıkarttı sorularda geliyor zaten. Geliyor kesinlikle. Arkadaşlarım haklı o söylüyor arkadaşım. O zaman Şevket Süreyya Aydemir'i Yakup Kadri'yle beraber Kadro dergisi çıkarttığını unutmayacağız. Bu çok önemli. Şevket Süreyya Aydemir biyografi ve otobiyografide öncü bir isim. Mesela hatırlarsan mesela demiştik ya biyografide tek adamda adam. Kim anlatıyor? Atatürk'ü. İkinci adam. İsmet İnönü. Menderes'in dramı zaten adı üstünde. Evet. Otobiyografi yani. Kendisini anlattığı adam. O da suyu arayan adamla beraber ne yapıyor Büşra'cığım? Otobiyografiyi anlatıyor diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Öğretim Metin yazar ve şairlerimiz tabii ki bir kısmını aldık buraya. Evet. Arkadaşlarımız bu şekilde biz onlara bir metot gösterdik nasıl çalışacaklarını. Dolayısıyla biz de o metoda göre arkadaşlarımız böyle devam ettirebilirler diyoruz. Evet. Ama biz burada kendimizinkini bitiriyoruz.